Sen onu yoğur. Suyu yanmadığı salçası koydun. Bir kenara kalk. Her şeyin attı. Şunu da yanına. Sen yoğur. Yine oluyor. Merhaba arkadaşlar. Nimetin Dünyası'na hoş geldiniz. Zekiye ben. İçli köfte yapıyoruz bugün. Allah kısmet ederse inşallah. Birlikte yapıp yiyeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi ve rahat olmanızı Cenab-ı Allah'ından dilerim. Sizler de bir soracak olursanız çok şükür iyi. Allah'ım sizlerin de yetsin. Allah'ım sizlerin de işini gücünü rast getirsin inşallah. Sağ olun, var olun arkadaşlarım, aile dostlarım, rütübayla. Buradan herkese selam olsun, yurt içi, yurt dışı, biz izleyenlere, takip edenlere. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İçli köftemiz var bugün. İnşallah Allah nasip ederse inşallah yapıp yenecek. Sanki bir sessizlik var gibi böyle. Fark ediyor musun? Sitede. Evet. Niye böyle? Tatil ya. Herkes bir yere gitti. Ondan değil mi? Fark ettin değil mi? Hiç böyle çıt yok. Çıt yok. Kimse yok. Herkes bir yere gitti. 15 tatil. Köyüne gidiyor. İşte anası babası olan anası babasına gidiyor. Herkes bir yere gidiyor. Ne ya? Çocuklarla beraber artık veliler de okuyor Çiçekler Hanım. Valla onlar da ödül alacak. Millet neylesin? Götürüp getiriyor. Servis tutan servis tutuyor. Tutamayanlar çocukları götürüp geliyor. Güvenileceğim çocukların bir yeri. Allah'ım herkesin de bizlerine yardımcı olsun Cenab-ı Allah. Amin. Herkesin işini gücünü rast getirsin. Cenab-ı Allah'ım görünü görmez babasından belesinden saklasın. Din kardeşim o anlayın. Çocuklarımı, ailemi. Amin. Allah'ım herkese de bize de sağlık, sıhhat, huzur versin. Bereket versin. Kurban olduğuna bak. İşlerimizin hayırlısından, hayırlısı, başarısını getirtirsin inşallah. Salçası hazıra vurmuş Bedine. Salça önemli değil mi? Salça dolması hiçbir şey yapmıyor. Salça, yağ. Ne yapmasa o kötü de. İkisi de ayrı yetin. Salçamız da el yapımı arkadaşlar, ev yapımı. Şükür hazır salça yemiyor. Salçamız katta olsak şükür. Bir şekilde yapıyor. Hazır salça tayemize girmedi Allah'a çok şükür. O zamana kadar bilmedi. Ne geçtiğimizde ne de şimdi. Biraz zor oluyor ama binada çıkartmak. Bir de balkonumuz geniş olsa gene zorlanmak da. Balkon da biraz küçük. Gene bir şekilde çıkardık. Biraz zorlansak da zaten biz de zor iş işe verdik. Böyle kolay işler bize göre değil arkadaşlar. Biz büyük oynardık. Biz böyle küçük şeylerle uğraşmayız. Canımıza sinir yiyor işte kızım. Öyle. El yapımısı var mı? Canına sinir, gözün uyuyor mu? Yok, tertemiz.
Azısın, tatlısın, çınar diyor, tomat salçasını koyuyor. Ucu ucu yeniyorsun. Yemiyor, azı salçayı yemedi daha çok şükür. İyi olmuyor. Ya iyi, iyi oluyor, hazırda yapan çok da. El gibi elimle yaptığın ama hiçbir şekilde olmuyor çiçekten. Çok şükür. Kızlarım da yemiyor, çocuklarım da yemiyor. He, Sezen de yaptı. Şifaya da yaptı. Şifaya da yaptı. Tabii sen de yapma daha şükür. Çavuşumla bazen de paylaşıyoruz zaten el yapımını. Salçamızı şükür. Hazır salça girmiyor hayatımıza. Hazır kolay kolay bir şey girmiyor daha doğrusu çok şükür. Şu şey al hacı ya oradan. Kazanı al taktan ya da yere vur. He. Az soğan biraz etsem attın yakıcıma. He. Yüce davaşında yanar bir ışık. Düşmüş hem derdine olmuş ama aşık. Öyle bir yar sevdim zülfü dolaşık dividim kalemim yazarım. Böyle bir yavrunun derdi var bende, oyu bende, yar bende. Aha ben gidiyorum sen hemen ağla yan ağla dön ağla. Aha ben gidiyorum sen hemen ağla yan ağla dön ağla. Yüce yönünü yönüme döndüremedim. Bir güzelin aklım kandıramadım. Dividim kalemim yazarım. Böyle bir yavrunun derdi var bende, oyu bende, yar bende. Aha ben gidiyorum sen hemen ağla yan ağla dön ağla. Aha ben gidiyorum sen hemen ağla yan ağla dön ağla. İçi ve hamuru hazır arkadaşlar, köfte son hız devam ediyor. Allah'ım herkese de
Biraz. Hamur güzel oldu. Ekmek maçlıyım maşallah. Hamur güzel olursa her iş güzel oluyor. Unu ne kadar güzel yoğurursan hamur o kadar güzel oluyor. Neye güzel? Medine yoğurdu eline sar kızım. Allah güldürsün Medine abla. İyi gitti la. Ne bileyim ben. Çok ederdi ya. Gene diyor şimdi. Ara ne diyor? Önceden kalabalık oluyordunuz. Toplanıyordunuz. Kalabalık yapıyordu kızım. Şimdi kimse kimseye bulamıyor. Köfteleri haşladık arkadaşlar biz. Kızartma çok yemiyoruz yani. Genelde bizim evde kızartma çok olmuyor. Haşlaması da çok gidiyor. Hem kızartmadan daha iyi. Sade oluyor, daha iyi oluyor. Ekşili köftemiz vardı yanına da. Yok şey pardon. Patlıcan doğramamız vardı. Onu koyduk. Kısmet bu günü bu kadar. Tamam. Allah çok şükür verdiği nimetler elhamdülillah. Ve yarın 14.45'te görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sağ olun.